Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Yeni bir video serisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Intensiv A2, yani yoğunlaştırılmış A2 ders programı arkadaşlar. Bu ilki olacak ve ilki perfect konusu arkadaşlar. Hazırsanız perfect konusu başlasın. Hatırlayacak olursanız daha önceden perfect zamanı işlemiştik. Perfect zaman neydi arkadaşlar? Güzel Türkçemizde dili geçmiş zamana denk düşen bir zamandı, öyle değil mi? Ve biz perfect zamanı incelediğimizde iki yardımcı fiil, bu fiillerden destek alıyorduk. Ya haben ya da sein'i gerektiren durumlar vardı ve fiilin kendisinde köklü bir değişim oluyordu, öyle değil mi? Kimisinin başına g geliyordu, kimisinin sonuna işte t, yalın halde kaldığı durumlar oluyordu. Ve bu durumları ben hatırlarsanız o dönemde, yani o ders videolarını işlediğimizde demiştim ki elbette diğer ders videolarında bunları ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Dolayısıyla bu A2 intensif ders videolarında ve sonraki ders videolarında da bu konuları daha da ayrıntılı şekilde başka başka yapılarla görüyor olacağız demiştim. Dolayısıyla bu da onun vaadi olmuş oluyor. Yani vaat etmiş olduğum şeyin aslında sözünü vermiş olduğum şeyin karşılığını veriyorum, öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar biz burada haben ile ilgili olan fiilleri bir inceleyelim öncelikle. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Der Architekt viele Häuser ve zeichnen. Evet, öncelikle anlamlandırmamız gerekiyor, öyle değil mi? Der Architekt hangi meslek grubuydu? Der Architekt mimar demekti. Haus, das Haus, die Häuser, ev, evler demekti. Çok ev diyecek olursak viele Häuser dememiz gerekiyor. Dolayısıyla viele Häuser birçok ev anlamına geliyor. Zeichnen de neydi? Çizim yapmak demek. Şimdi diyeceğiz ki mimar, yani belli bir mimardan bahsediyorum, değil mi? Dolayısıyla der Architekt, o mimar gibi de algılanabilir. O mimar birçok ev çizdi diyeceğiz. Yani değil mi? Güzel Türkçemizde de öyle deriz. Dolayısıyla zeichnen'i ben ne yapmam gerekiyor? Yani çizim yapmak, zeichnen, bunu perfect zamanda değerlendirmem gerekiyor. Yani güzel Türkçemizdeki dili geçmiş zaman, evet, o formu kullanmamız gerekiyor. Acaba ne olacak? Şimdi her halükarda bunun tamamı haben'le olması gerekiyor. Dolayısıyla haben'e göre çekimlemem, daha doğrusu der Architekt'e göre çekimlemem gerekiyor haben'i. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu? Der Architekt hat diyeceğim, öyle değil mi? Der Architekt hat. Şimdi zeichnen çizim yapmak, perfektlikte ne oluyordu diye şöyle bir düşünelim arkadaşlar. Ne oluyordu acaba? Der Architekt hat viele Häuser. Ne olacak arkadaşlar? Gezeichnet. Değil mi? Bakın ne demiştik? Zeichnen, öyle değil mi? Sonlandırıcı T gelecek ve başına da G gelecek. Dolayısıyla hat gezeichnet denildiğinde çizdi, çizim yaptı anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla zeichnen perfect zamanda ne oluyormuş? Gezeichnet şeklinde yorumlanmış oluyormuş. Tabi ders videosunun başında şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Perfect zaman kesinlikle ezberi gerektiren bir durum. Yani dolayısıyla burada bunları yaparken mutlaka ama mutlaka bu kelimelerin üzerinden geçiyor olmamız gerekiyor ki bunları yapabilelim. Öyle değil mi? Dolayısıyla bununla ilgili birçok liste mevcut internet sitelerinde. Bunları mutlaka ama mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Hangi fiil perfect zamanda ne şekilde değerlendiriliyor diye bakmamız gerekiyor, ezberlememiz gerekiyor. İkinci örneğimize bir bakalım şimdi arkadaşlar. Ne diyor? Familie Heinz letzte Woche ein Auto. Evet. Familie Heinz, Heinz ailesi letzte Woche, geçen hafta, ein Auto, das Auto neydi? Araba demekti. Mieten de
kiralamak demek. Şimdi ne yapacağım? Geçen hafta denildiğine göre değil mi? Dolayısıyla bunu geniş zamanda tutamayacağıma göre ne yapacağım? Perfect zaman içerisinde değerlendirmem gerekiyor. Şimdi Familia Heinz, Heinz ailesi ne deriz? Güzel Türkçe'de de öyle deriz. Kiraladı deriz değil mi? Kiraladılar demeyiz. Dolayısıyla aynı şey Almanca'da da söz konusu. Dolayısıyla bunu üçüncü tekil gibi düşünmemiz gerekiyor. Bu o zaman ne olacak arkadaşlar? Haben'e çekimleyecek olursam üçüncü tekile göre hat diyeceğim, öyle değil mi? Dolayısıyla Familia Heinz hat diyeceğim. Evet, Familia Heinz hat letzte Woche ein Auto, evet, mieten, acaba ne olacaktı diye şöyle bir zaman vereyim size. Mieten, acaba ne oluyordu perfect zamanda? Evet, şöyle bir hatırlayalım. Önüne gene G takısı gelecek. Gemietet değil mi arkadaşlar? Mieten demek ki geçmiş zamanda, yani perfect zamanda gemietet olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla Heinz ailesi geçen hafta bir araba kiraladı diyecek olursam, Familie Heinz hat letzte Woche ein Auto gemietet demem gerekiyor. Sonraki örneğimize bakalım. Evet, veya gestern das Fenster öffnen. Evet, veya kim, öyle değil mi? Gestern neydi arkadaşlar? Dün demekti. Das Fenster pencere, öffnen de açmak demek. Dolayısıyla ne diyorum? Dün pencereyi kim açtı? Değil mi? Veya bunu benim arkadaşlar üçüncü tekil olarak düşünmem gerekiyor. Kim pencereyi açtı derken bu demek ki üçüncü tekile göre düşünülmesi gerekiyor. Bu gene ne olacak? Hat şeklinde yorumlanacak. Bunu bir yazalım. Wer hat gestern das Fenster? Evet, şimdi öffnen'i bir düşünmemiz lazım. Öffnen acaba perfektlikte nasıl yazılıyordu değil mi? Öffnen ne oluyordu arkadaşlar? Gene önüne G gelecek. Geöffnet. Değil mi? Dolayısıyla dün pencereyi kim açtı diyecek olursam Almanca karşılığı neymiş arkadaşlar? Wer hat gestern das Fenster geöffnet? Dün pencereyi kim açtı? Dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Boris und Sabine, evet, Boris bu bir erkek ismi, Sabine bir kadın ismi. Letzten Sommer heiraten. Evet, letzten Sommer, Sommer neydi arkadaşlar? Yaz demekti. Letzten Sommer, geçen yaz. Bakın burada bir geçmiş durum söz konusu değil mi? Geçen yaz heiraten neydi arkadaşlar? Evlenmek demekti değil mi? Boris ve Sabine geçen yaz evlendiler diyeceğim değil mi? Bakın bu sefer iki kişiden bahsediliyor. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Üçüncü çoğul olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Yardımcı fiil haben. Dolayısıyla ne olacak üçüncü çoğulda? Şöyle bir hatırlayalım. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie ne olacak? Haben değil mi? Mastarda kalacak. Dolayısıyla şimdiden şöyle bir yazalım. Haben. Letzten Sommer. Evet, bu da ne olacak arkadaşlar? Gene önüne T düzeltiyorum. G gelecek. Geheiratet. Değil mi? Evlendi. Evlendiler derken demek ki geheiratet. Dolayısıyla haben geheiratet demem gerekiyor. Boris und Sabine haben letzten Sommer geheiratet. Demek ki Boris ve Sabine geçen yaz evlendiler demem gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben burada iki kişi de iyi kastettiğim için haben geheiratet. Peki tek başına mesela ben Boris geçen yazda evlendi deseydim ne olacaktı? Bu tekil olarak düşünülmesi gerekirdi. Dolayısıyla ne olacaktı? Boris hat diyecektim. Ancak burası gene bu şekilde kalacaktı. Demek ki ben ne yapıyorum? Sadece yardımcı fiilimi çekimliyorum kişilere göre.
Demek ki Boris evlendi geçen yaz deseydim ne olacakmış? Boris hat letzten Sommer geheiratet. Aynı şekilde kalacaktı. Ya da sen geçen yaz evlendin deseydik o zaman burası ne olacaktı? Du olacaktı. Dolayısıyla du hast letzten Sommer geheiratet. Aynı şekilde kalmış olacaktı. Demek ki bu da önemli bir nokta. Yardımcı fiilim haben çekimlenirken asıl fiilim ne olacak? Cümlenin sonunda olduğu gibi kalacak. Herhangi bir çekim, herhangi bir çekim ya da bir harf düşmesi, bir harf değişikliği gibi hiçbir şey yok. Aynı şekilde kalması gerekiyor. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Architekt hat viele Häuser gezeichnet. Der Architekt hat viele Häuser gezeichnet. Familie Heinz hat letzte Woche ein Auto gemietet. Familie Heinz hat letzte Woche ein Auto gemietet. Wer hat gestern das Fenster geöffnet? Wer hat gestern das Fenster geöffnet? Boris und Sabine haben letzten Sommer geheiratet. Boris und Sabine haben letzten Sommer geheiratet. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Es im Herbst viel regnen. Evet, im Herbst acaba hangi mevsimde? Şöyle bir hatırlayalım. İlkbahar dediğimde ne diyordum? Frühling, yaz dediğimde Sommer, sonbahar derken Herbst ve kış derken neydi bu? Winter. Dolayısıyla sonbaharda diyecek olursam im Herbst. Fiil neydi arkadaşlar? Fiil çok demekti. Regnen de yağmurun yağması demek değil mi? Dolayısıyla sonbaharda çok yağmur yağdı diyecek olursak ne yapacağız? Şimdi burada zaten es var. Dolayısıyla burada havayı kastetmiş oluyoruz değil mi? Ne diyeceğim buna? Üçüncü tekil olduğundan dolayı haben yardımcı fiil habeni ne yapacağım? Çekimleyeceğim ve diyeceğim ki es hat im winter viel regnen ne olacak arkadaşlar? Gene önüne G ve sonuna T gelecek. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Viel geregnet. Öyle değil mi? Dolayısıyla es hat im Herbst viel geregnet denildiğinde demek ki sonbaharda çok yağmur yağdı. Değil mi? Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Ben haben ve geregnet yani burada tabii çekimlenmiş olarak görüyoruz hat geregneti. Bunlar kaldı yani bunların mutlaka kalması gerekiyor bir defa. Diğer öğelerle istediğim gibi oynayabiliyorum. Yani şöyle diyebilirdim. Im Herbst hat es viel geregnet de pekala diyebilirdim. Es hat im Herbst viel geregnet. Bu da gene aynı anlama geliyor. Herhangi bir anlam kayması olmuyor. Dolayısıyla buraya toparladığımızda sonbaharda çok yağmur yağdı derken ne diyecekmişiz? Es hat im Herbst viel geregnet diyecekmişiz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ein Mann das Feuer im Kamin anmachen. Evet. Buraya baktığımızda der Mann neydi? Adam. Peki ein Mann derken bir adam. Das Feuer ateş demek arkadaşlar. Kamin bu da arkadaşlar şömine ya da baca anlamına geliyor. Dolayısıyla anlam olarak baktığımızda şömine sanki daha doğru değil mi? Çünkü şöminedeki ateş. Öyle değil mi? Bakın anmachen sizce bu nasıl bir fiil olabilir? Anmachen bu hatırlayacak olursanız böyle yumurta şeklinde çiziyorduk hatta değil mi? Anmachen ayrılabilir fiil arkadaşlar. Anmachen yakmak demek, ateşlemek demek. Dolayısıyla bunu ayrılabilir olarak kullandığımızda yani bu normal bir cümlenin içerisinde yani geniş zaman içerisinde kullanılan bir cümle olmuş olsaydı ne diyebilirdik? Ein Mann macht das Feuer im Kamin
an derdik hatırlayacak olursanız. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka bu ayrılabilir fiillere mutlaka bir baksınlar. Ancak burada anmachen demek ki ateşlemek gibi de kullanılabilir. Şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Almanca'da her fiil ilgili durumla kullanılıyor. Yani her şeyde kullanılmıyor. Söz gelimi güzel Türkçemizde bir şeyi açmak deriz ya, işte ışığı açmak, pencereyi açmak gibi açmak her tarafta kullanılabiliyor değil mi? Hatta işte ne açmak? Börek açmak değil mi? Her tarafta açmak kullanılabiliyor. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Dolayısıyla mutlaka o eylemin hangi durumla eşleştiğini mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Çünkü diğer türlü çok böyle anlaşılmaz olur ve karşımızdaki de ne dediğimizi anlamaz. Dolayısıyla burada bu bağlamda anmachen ateşlemek anlamına gelmiş oluyor. Das Feuer anmachen. Anmachen açmak gibi, ateşi açmak demeyiz de güzel Türkçe'de ne deriz? Yakmak değil mi? Şömineyi yakmak. Das Feuer im Kamin anmachen demek ki şömineyi yakmak dersek değil mi? Ein Mann, ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi haben'i ein Mann'a göre çekimlemem gerekecek. Yani üçüncü tekile göre çekimlemek istediğimde ne olacak bu arkadaşlar? Ein Mann hat diyeceğim. Değil mi? Ein Mann hat das Feuer im Kamin anmachen'e geldi sıra. Şimdi anmachen ayrılabilir fiil. Dolayısıyla hatırlayacak olursanız ayrılabilir fiillerde ne oluyordu? Araya G gelmiş oluyordu değil mi? Ancak ona geçmeden önce isterseniz bunu ben normal bir cümlede, yani geniş zamanda değerlendirmiş olsaydım ne derdim? Mesela bir adam şöminedeki ateşi yakıyor deseydim ne derdim? Ein Mann macht das Fenster im Kamin an derdim, öyle değil mi? Ancak burada şimdi perfekt zamanda olduğu için ne yapıyorum? İşin içerisinde yardımcı fiil girdiğinden dolayı hat oluyor. Dolayısıyla bunu ben ne yapacağım arkadaşlar? Aynı şekilde koruyacağım. Sadece tek bir farkla şöyle ki an ge macht diyerekten. Yani ben ne yapıyorum? G'yi araya sıkıştırıyorum ve cümle kelimenin sonuna, yani bu e'yi yok sayıp t'yi getiriyorum ve angemacht hat angemacht değil mi? Dolayısıyla das Feuer angemacht ateşlemek ya da yakmak anlamına gelmiş oluyor. Bir adam şömineyi yaktı diyeceğim güzel Türkçe'de değil mi? Ein Mann hat das Feuer im Kamin angemacht. Sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor örneğimiz? Die Mutter auf das Kind warten. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Mutter neydi? Anne. Das Kind neydi? Çocuk. Warten de beklemek. Şimdi burada arkadaşlar warten auf bir şeyi beklemek şeklinde. Aslında bu tabii bu ileriki konularda zaten ayrıntılı şekilde karşımıza çıkacak. Warten auf bir şeyi beklemek anlamına geliyor. Tek başına da beklemek warten demek. Dolayısıyla burada anne çocuğu bekledi dediğimde warten auf'u kullanacağım. Ama nasıl kullanacağım? Bu, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi haben'i ne yapacağım? Die Mutter'a göre çekimleyeceğim. Bu da ne olacak? Gene üçüncü tekil olacak. Ne diyeceğim? Hat auf das Kind. Ne olacak arkadaşlar? Gene önüne G gelecek. Sonlandırıcı T olacak. E'yi yok sayacağım. Ne diyeceğim? Gewartet diyeceğim değil mi? Dolayısıyla die Mutter hat auf das Kind gewartet. Anne çocuğu bekledi dediğimde demek ki die Mutter hat auf das Kind gewartet demem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es hat im Herbst viel geregnet. Es hat im Herbst viel geregnet. Ein Mann hat das Feuer im Kamin angemacht. Ein Mann hat das Feuer im Kamin angemacht. Die Mutter hat auf das Kind gewartet.
Die Mutter hatte auf das Kind gewartet. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Ein Junge, das Licht im Keller ausmachen. Evet. Ein Junge, der Junge, bir erkek çocuk, değil mi? Das Licht, bu ışık demek. Im Keller, bu da kiler anlamında arkadaşlar. Yani eksi bir, değil mi? Ya da mahzen de denilebilir, kiler denilebilir. Ausmachen, bakın bu da gene ayrılabilir bir fiil. Ausmachen, söndürmek demek. Şimdi ben ein Junge, der Junge'ye göre haberi ne yapmam gerekiyor? Çekimlemem gerekiyor. Dolayısıyla nasıl çekimleyeceğim? Üçüncü tekil olduğu için haber ne olacak arkadaşlar? Hat olacak. Dolayısıyla ein Junge hat das Licht im Keller, evet, ausmachen, az önce söylemiş olduğum gibi ne olacak ayrılabilir fiili olduğundan dolayı araya ne olacak? G gelecek ve sonlandırıcı EN düşecek, yerine T gelecek. Ne diyeceğim o zaman? Ausgemacht. Söndürdü anlamına geliyor. Tabii ışığı söndürdü, değil mi? Kilerdeki ışığı söndürdü. Dolayısıyla ein Junge hat das Licht im Keller ausgemacht demem gerekiyor. Sonraki örneğimize bir bakalım. Sonraki örneğe dikkat edelim. Nasıl bir cümle arkadaşlar? Soru cümlesi. Dolayısıyla soru cümlesi olduğunda ne oluyordu? Mutlaka mesela düzenli bir cümleye baktığımızda, geniş zamanda olan bir cümleye baktığımızda ne yapıyorduk? Evet, hayırı gerektiren bir soruysa bu. Neyi gerektiriyordu cümle? Cümlenin başında fiilin olmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla ben ne yapmam gerekiyor? Yardımcı fiilden destek almam gerekiyor. Yardımcı fiilim haben. Dolayısıyla haben'i başa getirmem gerekiyor. Çünkü asıl fiilim olan bu durumda aufräumen ne olacak? Her zamanki yerinde de bulunması gerekiyor, değil mi? Burada tıpkı modal fiillerde olduğu gibi o yapıyı düşünmemiz lazım. Burada da gene aynı şey söz konusu. Ne yapacağım? Modal fiil yerine burada haben fiilini getireceğim yardımcı fiil olarak. Ve burada da aufräumen'i perfekt olarak değerlendirmem gerekiyor. Karışık anlatmadım umarım. Ne yapacağım burada şimdi? Aufräumen'e geçmeden önce ihr'ı görüyoruz. Ama dilerseniz öncelikle bir cümleye bir bakalım. Ihr am Wochenende euer Zimmer demiş, değil mi? Ihr neydi? İki ve daha fazla insanla hitap ettiğimde söylüyordum, değil mi? Karşımda bir grup varsa, değil mi? Ihr diyordum ve ikinci çoğuldu bu. Am Wochenende hafta sonu demekti. Euer Zimmer, sizlerin odası, sizin odanız anlamında, değil mi? Aufräumen de neydi? Toplamak demekti ve ayrılabilirdi. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben ne yapacağım burada? Ihr'e göre haben'i çekimleyeceğim. Dolayısıyla ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt olacak, değil mi? Sie sie de haben olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? Habt ihr, yaptınız mı? Am Wochenende euer Zimmer, evet, aufräumen, değil mi? Odanızı hafta sonu topladınız mı? Değil mi? Aufräumen ne olacak arkadaşlar? Ayrılabilir olduğundan dolayı perfektlikte araya ne girecek? G girecek. Dolayısıyla aufgeräumt. Öyle değil mi? Odanızı hafta sonu topladınız mı? Habt ihr am Wochenende euer Zimmer aufgeräumt? Değil mi? Demek ki habt ihr aufgeräumt? Bakın diğer öğeleri bir yana atalım şimdilik. Habt ihr aufgeräumt? Topladınız mı? Değil mi? Ne olmuş? G girmiş araya. EN düşmüş. T gelmiş. Aufgeräumt. Demek ki haben'i gerektiriyor. Ne yapıyorum ondan sonra? Diğer kelimelerle ne yapmış oluyorum? Çeşitlendirmiş oluyorum. Anlam katmış oluyorum cümleye. Çünkü hafta sonunu getirdim işin içerisine. Odanızı getirdim işin içerisine. Dolayısıyla ne dedim? Hafta sonu odanızı topladınız mı? Habt ihr
am Wochenende euer Zimmer aufgeräumt. Ve sonuncu cümleye geldi sıra. Ne diyor? Der Vater Äpfel und Birnen einkaufen. Evet, der Vater neydi? Baba demekti. Der Apfel, die Äpfel, bakın burada elmalar diyoruz değil mi? Tabii güzel Türkçemizde baba elmalar ve Birnen neydi? Armutlar satın aldı ya da alışverişe çıktı demeyiz. Ne deriz? Elma ve armut aldı deriz değil mi? Hatta alışveriş yaptı demeyiz. Ancak Almanca'da tabii o dil dinamiğinde düşündüğümüzde elmalar ve armutlar şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Ve einkaufen de neydi? Alışveriş yapmak demekti. Dolayısıyla bir dile baktığımızda zaten o dildeki dinamiği görmemiz gerekiyor. Tabii ki güzel Türkçemizden destek alacağız. Ancak buraya baktığımızda tabii işler birazcık değişebiliyor. Elmalar olarak bakmamız gerekiyor. Burada gene aynı şey söz konusu. Yardımcı fiilim haben'den destek alacağım. Burada der Vater üçüncü tekil olduğundan dolayı ne olacak gene? Tıpkı az önceki örnekte olduğu gibi die Mutter'da gördük bunu, ein Junge'de gördük bunu değil mi? Ne olacak? Hat olacak değil mi? Der Vater hat Äpfel und Birnen, evet ayrılabilir, einkaufen. Ne olacak arkadaşlar? Tıpkı diğer ayrılabilirlerde olduğu gibi araya G ve sonlandırıcı T gelecek. Ne olacak bu durumda? Der Vater hat Äpfel und Birnen eingekauft diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Der Vater hat Äpfel und Birnen eingekauft. Baba elma ve armut satın aldı. Gibi değil mi? Değerlendirmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ein Junge hat das Licht im Keller ausgemacht. Ein Junge hat das Licht im Keller ausgemacht. Habt ihr am Wochenende euer Zimmer aufgeräumt? Habt ihr am Wochenende euer Zimmer aufgeräumt? Der Vater hat Äpfel und Birnen eingekauft. Der Vater hat Äpfel und Birnen eingekauft. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde perfekt konusuna bir giriş yapmış olduk. Burada perfekti yardımcı fiil haben ile işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.